10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 131 Cevapları. Birya yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Birya Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 131 Cevabı. 10. Sınıf Birya Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 131 Cevabı. Metni Anlama ve Çözümleme 1. Şahmeran ve Lokman Hekim adlı efsanede verilmek istenen mesaj nedir? Açıklayınız. Cevap. Sır olarak kalmasını istediğiniz şeyleri, en güvendiğiniz kişilere bile söylemeyin. Her iyilik eden kişi iyilik bulmayabilir. 2. Metindeki olağanüstülükleri tespit ediniz. Cevap. Adamın yılanlar tarafından yakalanıp padişahları Şahmeran'a götürülmesi. Mağaranın gerçek dünyadan uzak bir yerde olması. Şahmeran'ı gören adamın vücudunun pul pul dökülmesi. Şahmeran öldüğünde tüm yılanların insanlardan öç alacağı düşüncesi. Şahmeran'ın kafasını kaynatıp içen adamın Lokman Hekim olması. Efsanedeki mitolojik ögeler, mitolojik bir simge olarak Şahmeran, başı insan gövdesi yılan olan efsanevi varlık. 3. Şahmeran ve Lokman Hekim adlı hikayede hangi anlatım biçimi ön plandadır? Açıklayınız. Cevap, düşsel, fantastik, anlatım ön plandadır. 4. Efsanedeki kahramanla Şahmeran arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız. Cevap, efsanedeki kahraman, Şahmeran'ın kafasının suyunu kaynatıp içerek Lokman Hekim olmuştur. 5. Metinde olay örgüsünde eksik kalan noktalar nelerdir? Açıklayınız. Cevap, padişahın kızının hastalığına çare bulacak kişiyle kızını evlendirme sözü. Padişahın kızı neden hasta olmuştur? Padişahın kızının bir sevdiği yok mudur? 6. Metinden yola çıkarak efsane türünün özelliklerini açıklayınız. Cevap. Efsanelerin konuları bir kişiye, bir olaya ya da bir yere dayandırılıp, şahıs, yer ayda olaylar hakkında anlatılırlar. Hayal gücünün ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Efsanelerde çoğunlukla olağanüstülük ağır basar. Mitolojik ögeler yer alır. Konuşma diline yakın düz bir anlatımı vardır. Dilden dile anlatıla gelmiş, anonim ürünlerdir. 7. metinde anlatılan Şahmeran'la görseldeki Şahmeran arasındaki benzer ve farklı yönleri söyleyiniz. Cevap, benzer yönler Şahmeran'ın insan başlı bir yılan olması, farklı yönler ise resimdeki yılanın rengarenk olması. 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Birya Yayınları Ders Kitabı Sayfa 131 Cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.